Bak şurada çizgi var, tamam mı? Bu çizgiyi sonra çizgileri birbirine yaklaştırıyorsunuz böyle. Bugünkü canlı yayınımız enteresan olacak. Kullandığımız cümlelerin fizyolojimizde nasıl etki oluşturduğunu, nasıl reaksiyon gösterdiğini bedenimizin, bunu konuşacağız. Canlı yayında hep beraber sonuna kadar izlerseniz cümlelerle, kullandığımız cümle ile nasıl parmak uzatabileceğimizi, parmak, bakın parmağımızı uzatacağız bugün. Gerçekten şaşıracaksınız. Canlı yayında parmak uzatacağız. Kullandığımız cümlelerin hayatımızda bize nasıl etki yaptığını bilimsel olarak hakkel yakın, aynel yakın yaşayacaksınız değerli arkadaşlar. Şu cümleyi kullandım, bak bu oldu diyorsun. O zaman tam inanıyorsun, anlatabiliyor muyum? O yüzden parmağı uzatacağız. Burnumuzu uzatmayacağız. Burnumuzu uzatmak istemiyoruz. Burada size şunu ispatlamak istiyorum. Bakın bunu görmenizi istiyorum. Bunu yaşamanızı istiyorum. %100 inanmanızı istiyorum. Kullandığım cümle bende nasıl etki yapıyor? Bunu görmen için, bunu söyleyebilmen için, anlatabiliyor muyum? Bir kere bu söylediklerimi not alın. Bela insanın diline bağlıdır. Hadisi şerif bu. Tamam mı? Hadis-i şerif ne demek? Peygamberimiz buyurmuş. İnsanın belası diline bağlıdır. Yani belayı çeker veya belayı da itebilir yani. O kendi elinde. Konu söylediğimiz cümleyle başımıza nasıl belaları çekiyoruz? Veya vücudumuzdaki kimya nasıl değişiyor? Kimya nasıl değişiyor? Söylediğimiz cümleyle zihnimizdeki hayaller nasıl oluşuyor? Bunu konuşacağız. Ve bunu da ispatlayacağım size. Cümle kuruyorum ve siz de hayal ediyorsunuz. Bakın gözünüzün önüne mavi kedi getirmeyin. Gözünüzün önüne mavi kedi getirmeyin. Bunu hayal etmeyin. Mavi kedi gözünüzün önüne getirmeyin. Bu mavi kediyi hele kafasında kırmızı şapkalı hiç düşünmeyin lütfen. Dediğim zaman istemeseniz de yapmayın desem de yapıyorsunuz değil mi? Evet, gözünüzün önüne geliyor. Allah utandırmasın dediğiniz zaman utandıracak hale geliyorsunuz değil mi? Siz söyleyince veya karşınızdaki kişi utanılacak hale geliyor. Niye? Yapmayın dediğiniz zaman oluyor. Mavi kedi düşürme, arkadaki kuyruğunu beyaz olarak gözünün önüne getirme lütfen. Kafasında şapka olmasın, kırmızı şapka. Yani istem dışı gözünün önüne geliyor. Sen şimdi açık ve net söylemek istiyorum. Sen... Oğlum sigara içme dediğin zaman senin çocuğun ne yapacak? Sigara içecek. Adama ya sen bana bir türlü çiçek getirmedin dediğin zaman ne yapacak adam sana? Çiçek getirmeyecek. Unut artık, tamam mı? Yahu sen odun gibisin veya şöylesin böylesin dediğin zaman ne oluyor senin eşin? Veya sen çok dırdırsın dersen hanımına veya çok konuşma dediğin zaman çok konuşuyor. O yüzden senin söylediğin cümleler ile ne yapmış oluyorsun? Etki yapmış oluyorsun. Karşındaki kişinin kimyasını değiştiriyorsun veya yapma dediğin zaman yapıyor. Veya düşünme dediğin zaman biraz önce dediğim gibi kırmızı şapkalı mavi kedi, hele beyaz kuyruklu kediyi düşünme dediğim zaman gözünün önüne getiriyorsun. Dolayısıyla söylediğin cümlelere çok dikkat etmen gerekiyor. Örneğin şimdi şuraya geleceğim. Parmak uzatacağız ya, bu canlı yayında parmak uzatacağız. Parmak uzatmadan önce... Yavaş yavaş alıştırmak istiyorum ben sizi. Şimdi herkes gözünün önüne limon getirsin. Limon. Limon var ya böyle. Antalya'da var böyle. Kocaman kocaman limonlar var. Antalya Kaş Kalkan'da ben biliyorum böyle. Bazen greyfurt gibi çok büyük böyle limon var. Ama aşırı derecede ekşi. Tamam mı? Bu limonu ortadan kestiğini düşün bak şimdi. Ortadan kesiyorsun böyle düşün, ama çok büyük bir limon, böyle aldın kucakladın böyle, ondan sonra yani avucunla kucakladın, o kadar büyük bir limon ve ağzına sıktığını düşün, bak ağzına sıktığını düşün, ne oluyor, bak söylediğin cümle sende ne oluşturuyor beyninde, hayal oluşturuyor, hayal ediyorsun değil mi, limonu sıktığın zaman ağzın ne oluyor şu anda, bana yaz lütfen, ağzında ne oluyor?
Söyle bakalım. Hadi yaz. Hayal et. Limonu ağzına sıktığını düşün. Ekşime oluyor değil mi? Sende kimyasal bir reaksiyon oluşuyor. Kimyasal reaksiyon oluşuyor. Bak hemen sanki o limonu gerçekten ağzına sıkmış gibi hissediyorsun. Değil mi? Ağzın ekşidi. Ağzın sulandı. Nasıl kimyasal bir reaksiyon oluştuysa senin bedeninde, ağzında söylediğin cümleyle, biraz sonra söylediğim cümleyle parmağını da uzatacaksın. Sen o söylediğin cümlelerle bu zamana kadar bir hayal et. Hayatını zehir etmedin mi? Lütfen söyle bana. Sen eskiden kullandığın cümlelerle, biraz önce örnek verdiğim gibi, limonu düşün ağzın ekşisin dedim, ağzın nasıl ekşidiyse, sen kullandığın yanlış cümlelerle, sana söylüyorum, zehir etmedin mi hayatını? Ettin değil mi? Pişmansın. Etrafında kimse kalmadı bazen değil mi? Kimsen kalmadı. Niye? Çünkü kimyasal reaksiyon oluşuyor söyleyince. Vücutta reaksiyon oluşuyor. Vücutta bir şeyler değişiyor. Sen dizim ağrıyor dedikçe dizin ağrımadı mı? Senin söylediğin cümlelere bağlı. Bela insanın diline bağlıdır. Tamam? İnsanın diline bağlıdır, söylediklerine bağlıdır. Bela veya refah veya huzur veya mutluluk senin diline bağlıdır. Başka bir şey değil. Bunu anlatmak istiyorum. Ve nasıl limon dediğin zaman ekşi limonu ağzında ekşiliğini hissettiysen biraz önce, onun gibi hayatını sen zehir edebilirsin. Ve Peygamberimiz ne buyuruyor? Muhakkak sen boş ve lüzumsuz sözlerden sükut ettiğinde, yani sustuğunda daima selamette olursun. Bak tekrarlıyorum. Muhakkak sen boş ve lüzumsuz sözlerden sükut edince, tamam mı? Susunca yani, o zaman daima selamette olursun. Tamam? Konuştuğun zaman ise diyor, söylediğin kelam ya lehine yazılır ya aleyhine. Tamam? Bu hadis-i şerif. Devam ediyoruz. Şimdi parmak uzatacağız. Parmağı uzatmak için ne yapıyoruz? Herkes şunu yapsın. Lütfen yazmayı bırakın. Herkes yazmayı bıraksın. Yazmayı bırakınca çalışma yapacağız. Herkes elini açsın, şu şekilde göstersin. Bakın burada çizgiler var. Bakın şurada çizgiler var. Görüyor musunuz? Çizgi var bakın. Şurada bir çizgi var. Bak şurada çizgi var. Tamam mı? Bu çizgiyi sonra çizgileri birbirine yaklaştırıyorsunuz böyle. Bakın aynen şöyle göstereceğim. Çizgiyi, çizgi bak görüyorsunuz. Tamam mı? Çizgi böyle cetvel gibi yan yana gelsin. Sanki buradan başlasın, öbür taraftan bitecek şekilde yan yana getiriyorsunuz. Tamam mı? Yazmayı bırakın lütfen. Şimdi bunu böyle kapatıyorsunuz üst üste. Tamam mı? Kapatıyorsunuz. Tamam mı? Sonra böyle bakıyorsunuz. Bak şimdi baktık. Bakın herkes benim gibi yapsın lütfen. Yazmayı bırakın. Bak bir tanesi uzun. Görüyorsunuz değil mi? Sizde de öyle. Ya uzun ya kısa. Bir tanesi uzun ya da aynı da olabilir. Tam bilmiyorum. Benimkisi bir tanesi uzun bak. Görüyor musun? Tamam. Şimdi bak şimdi şaşıracaksınız, şok olacaksınız. Hayatınızda belki ilk defa yapacaksınız ve şok olacaksınız. Hocam bu kadar söylediğimiz sözler bu kadar etki yapıyor muydu ya? Evet yapıyor. Sen hayatını cennete çevirebilirsin söylediğin sözlerle veya cehenneme çevirebilirsin. O sana bağlı. Tamam mı? Yapın, sadece dediğimi yapın. Acayip şok olacaksınız. Şimdi ellerinizi yaptınız, bu şekilde bırakın, dizleriniz üzerine koyun ve gözlerinizi bir noktaya odaklayın. Yani ellerinize odaklayabilirsiniz. Sadece ellerinize bakın, sadece oraya bakın ve yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın, hep beraber derin nefes alın. Derin nefes alın. Sonra nefesinizi verin, gözlerinizi kapatın şimdi. Tekrar derin nefes alın. Ve yavaş yavaş nefesinizi verin ve gözünüzün önüne sarı rengi getirin. Sarı. Ve şimdi o biraz önceki kısa parmağınıza odaklanın. Bir uzun parmağınız vardı, bir de kısa parmağınız vardı. Kısa parmağınıza odaklanın. Bütün odak noktanız kısa parmak olsun. Hani o biraz önce kısaydı ya, oraya odaklanın. Oraya bakın. Ve bu kısa parmağımın
uzadığını hayal ediyorum değil. Bu benim kısa parmağım uzuyor. Gittikçe uzuyor. Benim bu kısa parmağım gittikçe uzuyor. Tamam. Bu kısa parmağım gittikçe uzuyor. Gittikçe uzuyor ve uzadığını hayal et. Uzadığını hayal et. Biraz daha uzadı. Abartalım biraz daha uzadığını. Parmağını gittikçe bir metre daha uzadığını, bir metre uzadığını hayal et. Hayal et sadece, abartarak. 3 metre uzadığını, o parmağının 3 metre uzadığını hayal et. Abartarak yap bunu. Abart. Ve söyle, bu parmağım uzuyor. Gittikçe uzuyor, söyle bunu. Ve hayal et ama. Zihninde hayal etmen lazım. Odaklanman lazım. Bu kısa parmağım gittikçe uzuyor. Gittikçe uzuyor. Ve uzadıkça uzuyor. Öyle söyle ve hayal et. Hayal etmen lazım çünkü. Tamam. Şimdi hepimiz yaptık bunu. Zihnimizde yaptık. Zihnimizde yapınca, hayal edince Hazreti Osman'ın bir sözü var. Vermeyeceği şeyi Hazreti Allah hayal ettirmez. Tamam mı? O yüzden biz hayal edince o zaman olacak. Demek ki inanıyoruz. Şimdi gözünüzü açın. Gözünüzü açın değerli arkadaşlar. Biraz önceki hareketi aynen yapın. Ellerinizi yan yana getiriyorsunuz ve şu çizgiler yine yan yana geliyor ve elinizi bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz. Tamam mı? Ellerinizi böyle kapatıyorsunuz ve şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. O kısa parmağınız ne duruma gelmiş? O biraz önce kısa parmağınız vardı değil mi? Benim şu parmağım, şu orta parmağım kısaydı. Tamam mı? Ama ben de size biraz önce yaptığım uygulamayı kendim de yaptım. Yani kısa parmağımın zihnimde uzun olduğunu hayal ettim. Ve şimdi bakın siz de aynısını yapın. Ne oldu? Kısa parmak ya uzadı ya eşit oldu değil mi? Evet. Niye? Çünkü sen bilinç altına emir verdin. Senin bütün hücrelerin, bütün bedenin senin kullandığın cümleleri dinliyor. Bu zamana kadar hep dinledi. Ben yapamam dedin, bütün hücrelerin evet yapamazsın dedi değil mi? Yapamazsın dedi, inandı. O yüzden başaramadın. O yüzden bir araya gelmiyor belki hayatında iki yakan. O yüzden belki gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu şimdi? Siz hayal ettiniz. Siz söylediniz. O zaman parmağınız uzadı. Siz yaptınız. Evet, parmakları uzayanlar şunu yapsınlar değil mi? Beğendik desinler. O zaman anlarım. Parmak kaç kişinin parmağı uzadı? Bakalım. Hadi bakalım. Görelim. Evet arkadaşlar, lütfen kimin parmağı uzamış? Oo, birçok kişinin parmağı uzadı. Antalya Kaş. Evet. Antalya Kaş'ta kim var? Esrarengiz. Birisi varmış. Antalya Kaş Kalkan'a selamlar. Tamam mı? Orası bizim memleket sayılır. Evet arkadaşlar, Tülin Hanım. Evet, çok hani şok olacaksınız dedim ya. Benim programlarım hepsi böyle. Benim programlarımda katılanlar var ya, neler yapıyor neler. Bir cümleyle bel fıtığı geçiyor. Evet, bu sırrı vereyim size. Ama o kişiye bağlı. Söylediği cümleleri iyi kurabiliyorsa bir cümleyle bel ağrısını geçirir. Bir cümleyle migreni geçirir. Ama eğitim şart. Yani 3 ay öğrenmesi gerekiyor. Görüyorsun değil mi? Söylediğimiz cümleler ne kadar etki yapıyor. Ya. Evet. Sen sürekli ağlarsan, sen sürekli mızmızlanırsan, sen sürekli yok dersen, ben yapamam dersen, o zaman olmuyor işte. Olmuyor. Bakın tekrar toparlayalım. Yani senin elinde. Tamam mı? Başını belaya sokmak senin elinde. Parmağını uzatmak senin elinde. Migreni çoğaltmak senin elinde. Tamam. Başkasının elinde değil. Bela insanın diline bağlıdır. Başka kimse suçlu değil. Tamam. O zaman dil kalıplarını değiştirirsen hayatın güzelleşir. Sen eğer sürekli ben yapamıyorum, ben edemiyorum, bende para yok. Hocam biz fakiriz. Küçük emrahım ben.
Orhan Baba batsın bu dünya dersen senin hayatın cacık olur, cacık. Hocam sizin tavsiyelerinizde yıllardır ağrıyan ayağımın ağrısı tamamen geçti. Doktora gitmeden şu an ne ağrı ne de başka bir şey kalmadı çok şükür. Evet, evet. Aynen öyle. Programa katıldıktan sonra hastalıklarından, sıkıntılarından kurtulan çok çok yeter ki kıymetini bilin. Tamam mı? Yeter ki kıymetini bilin. Bu teknikleri öğrenerek hayatınız mükemmel oluyor değerli arkadaşlar. Mükemmel. Sizin elinizde. Sizin elinizde. Biraz önce parmağımızı uzattık. Kısaltabiliriz de. Sizin elinizde. Bu dili kullanmayı öğrendikten sonra çok şeyler yapabilirsiniz. Tamam. Çok şeyler yapabilirsiniz. Hayatınız sizin elinizde. Güzelleştirebilirsiniz. Tamam. Dil kalıplarına dikkat ederek hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Mükemmel bir hayata kavuşabilirsiniz. Sizin elinizde. Bu size değişik geldi. Siz şimdi diyorsunuz ki ya hocam bir cümleyle parmağım uzadı. Ya bu nasıl bir şey? Ya o bir şey değil ki. Senin daha bu programa katıldıktan sonra öğreneceğin öyle şeyler var ki sana başka yerlerde öğretmeyecekler onu, öğretemezler. Mümkün değil. Çünkü speed learning sistemiyle biz hızlı öğrenme teknikleriyle öğretiyoruz ve çok kısa sürede öğretiyoruz. Bu ara şu anda dil kalıplarınızı değiştirerek hemen harekete geçebilirsiniz. Hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Sürekli bana mesaj yazan arkadaşlar var. Onlar ilk önce başlasınlar. Onlar ne diyorlar? Bakın açık ve net söyleyeyim. Hocam ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum. Bunu diyen arkadaşlar, sürekli şikayet edenler, küçük Emrah modunda olanlar lütfen bundan sonra dikkat etsinler konuşmalarına. Bu kurban modundan çıksınlar lütfen. Çıksınlar artık. Çünkü onlara kimse yardımcı olamaz. Onlar öyle dedikçe, onlar parmaklarını kısalttıkça söyledikleri cümlelerle ve ben fakirim hocam, ben bittim, param yok cebimde diye sürekli yokluk bilinciyle cümleler kurarlarsa kimse bir şey yapamaz. Ben de bir şey yapamam. Çünkü elimde sihirli değnek yok. Sihirli değnek yok. O sizin elinizde. Siz yapabiliyorsunuz. Bakın siz yaptınız. Biraz önce siz bu cümleleri kullanarak parmağınızı uzattınız. Tamam? Sizin elinizde. Ben sadece bisiklet sürmeyi öğretiyorum size. Siz pedalini siz çevireceksiniz. Dolayısıyla mızmızlanmayı bırakıyoruz artık. Bu programlara katılan arkadaşlar mızmızlanmıyor. Cümlelerle parmak nasıl uzatılır gördünüz. Yapabileceğinizi anladınız. Neler değiştirebileceğinizi anladınız. Dil kalıplarınızı değiştirin. Çok daha iyi hayatınız olacak inşallah. Sizden ricam en az 5 kişiye videolarımızı gönderin. Bu videoyu gönderin bilhassa. Onlar da faydalansınlar. O zaman sizin hocam memnunuz, teşekkürler, Allah razı olsun cümlenize o zaman inanırım. Tamam. Peki kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.